Sevgili dostlar merhaba. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Önce başlıklar. Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi kızdırdı. Putin'den ilk açıklama, Paşinyan'ı üzecek sözler. Paşinyan'ın müzakere çağrısına Aliyev'den cevap. Ermeni danışmandan katliam planı. Ukrayna duyurdu, Türkiye'ye S-125 hava savunma füzesi teslim ettik. Kapalı mıraş konusu Avrupa Birliği'ni kızdırdı. Katar emiri, yapamam, o ölene kadar benim babam. Katar'ın ardından Arap Birliği'ne bir darbede Libya'dan. S-400 sisteminin Türkiye'ye getirilmesinden sonra sistemi kullanılır hale getirilmesi hususunda gösterilen kararlılıkta bir gerileme olmadı. Pandemi nedeniyle bir ertelemeden söz edilse de arka planda hazırlıklar devam etti. Eğitimler tamamlandı ve sistem kullanılabilir hale getirildi. Dün S-400 hava savunma sistemi ateş testi için Sinop'a giderken Samsun'da görüntülendi. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri makamları tarafından B planı olarak devreye sokulan "Tamam, madem getirdiniz ama hiç olmazsa aktif hale getirmeyin" çağrılarının da sonuçsuz kaldığı anlamına geliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Konudan haberdarız. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına karşı çıkmaya gayretle devam ediyoruz. Ankara'nın S-400'ün kullanıma geçirilmesi konusunda çaba göstermeye devam ettiğine dair gelen bilgilerden dolayı da derin endişe duyuyoruz" denildi. S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının Washington'un konuya ne kadar ciddi yaklaştığının işareti olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. S-400 anlaşmasının ikili ve NATO ile ilişkilerin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini, aynı zamanda olası katsa yaptırımlara getirilmesi riski taşıdığını en üst düzeylerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki üst düzey yetkililerin tutumumuzu anlayacağından eminiz" denildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ziyaretiyle aynı zamana denk gelen görüntüler, Stoltenberg'in "Ankara'nın tartışmalı S-400 karadan havaya füze sistemini satın almasının müttefik uçaklar için gerçek bir risk oluşturduğu ve ABD yaptırımlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmasından bir gün sonra geldi. Daha önce Stoltenberg, NATO sistemini tehdit etmemesi halinde Türkiye'nin istediği sistemi alabileceğini söylüyordu. Önceki günkü Ankara ziyaretinde ise ağız değiştirerek S-400 hava savunma sistemi NATO'nun hava savunma sistemiyle uyuşmuyor. Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerini alması bizler için sorun oluşturdu. Türkiye'nin S-400 konusunda alternatifler bulması için çağrı yaptık" açıklamasını yaptı. NATO'nun S-400'ler konusunda düşüncelerini değiştirdiği anlaşılıyor. Çünkü asıl mesele Türkiye'nin satın aldığı S-400 sisteminin NATO sistemini tehdit etmesi meselesi. NATO ile uyuşup uyuşmama meselesi değil. İsveç Araştırma Enstitüsü'nden Türkiye uzmanı Matthew Goldman, Arap basınına verdiği demeçte, Türkiye'nin S-400 füze sistemini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ziyaretinden hemen sonra test etme kararı NATO müttefikleri için gözdağı dedi. Goldman, Stoltenberg, Türk-Yunan gerginliğini yatıştırmak için Türkiye'deydi. Aynı zamanda Türkiye'yi S-400 sistemini harekete geçirmekten kaçınmaya çağırdı ve bunun Türkiye'ye yönelik Amerikan yaptırımlarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Stoltenberg, Atina'dayken bugün sistemin testine devam etmek, Türkiye'nin gücünün katlandığına ve NATO müttefiklerinin baskısına boyun eğmeyecek durumda olduğuna dair güçlü bir sinyal ifadelerini kullandı. Varşova merkezli Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden analist Karol Wasilewski, Arap News'e verdiği demeçte, "Testin zamanlaması bunun Rusya ve Ermenistan'a yönelik bir mesaj olarak görünüyor" dedi. Türkiye, Dağlık Karabağ sorunundaki kararlılığını göstermek ve Rusya'yı itilafla ilgili müzakerelere çekmek isteyebilir diyen Wasilewski, "Bu ilk test değil, ilki Kasım 2019'da oldu. Türkiye bunu bir kez denedi ve sonuçlarına katlanacak bir durumla karşılaşmadı. Bu yüzden artık karar vericilerin de hiçbir yaptırım olmayacağından emin olduklarını düşünüyorum" dedi. Azerbaycan'ın haklı mücadelesi devam ederken Azerbaycan ordusu dün öğlen saatlerinde ikinci dalga operasyonlarına başladı. Bir dizi tepe ve stratejik bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu geniş çaplı operasyonlarla bölgede etkinliğini artırdı. Öte yandan Rus lider Putin de çatışmalara dair ilk kez konuştu. Putin, "Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile sürekli temas halindeyiz" dedi. Putin, Rusya'nın bazı anlaşmalar gereği Ermenistan'ı savunmak gibi bir yükümlülüğü olduğunu, ancak Azerbaycan'la mevcut savaşın Ermeni topraklarında gerçekleşmediğini dile getirdi. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada Ermenistan ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada saldırının Azerbaycan ordusunca önlendiği kaydedildi. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada Ermenistan ordusunun saldırısı terör eylemi olarak nitelendirildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını belirterek, itilafların çözümü karşılıklı tavizler temelinde gerçekleştirilmeli. Ermenistan, Azerbaycan'ın da hazır olduğu tavizlere hazır demişti. Paşinyan'ın çağrısına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den cevap geldi. Aliyev, Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğini açıkladı. Reuters'ın Rus TAS ajansına dayandırdığı habere göre Aliyev, Türkiye'nin müzakere görüşmelerinde yer almaya hakkı olduğunu da belirtti. Bazı ülkelerin ve uluslararası medyanın Ermenistan'ın yanında yer aldığını belirten Aliyev, "Başımızı eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Aliyev, Türk sihalarının ise kendilerine çok avantaj sağladığını söyledi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarshak Harutyunyan, Rusya'da yayın yapan televizyon kanalına konuştu. "Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik" diyen Harutyunyan, hedeflerinin Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ağır silahlarla vurarak panik oluşturmak olduğunu açıkladı. Bu sözler üzerine programın yapımcısı yayını durdurarak reklam arasına gitti. Ukrayna Devleti'nin savunma sanayi ihracatından sorumlu ajansı UKR Spet Export'un CEO'su Vadim Nozdry'a geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte Ukrayna tarafından Türkiye'ye S-125 hava savunma füze sistemi teslim edildiğini açıkladı. Nozdry'a benzer şekilde başka bir özel şirket olan Aerotechnica bizimle başarılı bir şekilde çalışıyor ve çalışmaları sonucunda modernize edilmiş bir S-125 yerden hava füze sistemi Eylül ayında bir Türk müşteriye gönderildi ifadelerinde bulundu. Türkiye'ye teslim edildiği iddia edilen söz konusu sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mi yoksa bir savunma sanayi şirketine mi teslim edildiği ise açıklanmadı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanında geliştirilen S-125, orta menzilli hava savunma füzesi sistemi. S-125 zamanla birçok modernizasyona tabi tutulmuş ve farklı konfigürasyonlara geliştirilmiştir. Modernize edilen füzeler 40 kilometrelik angajman menziline sahipler. Avrupa Birliği kapalı Maraş'ın açılmasının ateşkes anlaşmasının ciddi bir ihlali olduğunu söyledi. Türkiye'nin Kıbrıs'ta kapalı Maraş bölgesini açma kararı Avrupa Birliği'ni kızdırdı. Türkiye'yi bu kararını yeniden gözden geçirmeye çağıran Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayladığı ateşkes anlaşması uyarınca, "Kapatılan bu alanın açılması bu anlaşmanın ciddi bir ihlali. Bugün 27 Avrupa Birliği ülkesinin Türkiye'yi bu faaliyeti durdurmaya çağıracağı yeni bir bildiri yayınlayacağız" dedi. Bu olayın Doğu Akdeniz'deki gerilimi artıracağını ve Avrupa Birliği'nin bölgedeki pozisyonunun sertleşmesine yol açabileceğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise KKTC'nin kapalı Maraş'ın sahillerini açma planından endişe duyuyoruz denildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Doha Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Atiye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı. Öte yandan Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet, Ülke TV'de katıldığı programda Macron ile Katar emiri arasında geçen bir detayı ilk kez Türk kamuoyuyla paylaştı. Her alanda Türkiye'ye karşı düşmanca tavırlar sergileyen ve diğer ülkeleri de bu çerçevede kendi etrafına toplamaya çalışan Macron, Katar emiri Temim bin Hamed Es-Sani'yi de yanına çekmeye çalışmış. Ancak aldığı cevapla şoke olmuş. Acet'in paylaştığı bilgiye göre Fransız lider Macron, Katar emiri Es-Sani'ye "Türkiye ekonomik olarak çökecekti, sen para gönderdin ve onun üzerine Erdoğan kurtuldu" diyor. Katar emiri Es-Sani ise cevaben, "Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkeleri 2017 Haziran'ında darbe girişimi yapmaya kalkmıştı. O girişimden beni Erdoğan kurtarmıştı. Ölene kadar o benim babamdır. Onunla birlikte olmaktan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.